Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videom bayağı bir uzun olacak. İlk önce onu size söyleyeyim. Ee, geçen gün yayında bir arkadaş bana dedi ki abi dedi günlük dedi sana dedi T3 karakterleri ne kadar para getiriyor dedi. Ben size sadece bu videoyu iki parta ayıracağım. İlk önce sadece bu 5 tane T3 karakterimle kaos dungeon yapacağım. Sonra o kaos dungeon'ı bitirdikten sonra bir de o karakterlerle size guardian raid'ler yapacağım. Ama orayı ikiye böleceğim. Yani kaos dungeon'lar bittiğinde guardian dungeon'ları bölmüş olacağım. Yani bu videonun alayı 5 tane T3 karakteri bana hafta ya günlük ne kadar kaos dungeon'dan gold getiriyor olayı olacak. Hadi başlayalım öyleyse. Evet, ver bir bakalım. Geçen günlerde bir tane arkadaş şey de sordu bana. Abi dedi Infinity Chaos farmlamaya değer mi? Arkadaşlar Infinity Chaos'u halen farmlayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Hani o kadar çok yüksek değil fiyatı ama. Yani gene de damlaya damlaya göl olur. Mantığından giderseniz baya bir para kazanmış olursunuz. Yani ben boş vakitlerimde elimden geldiğince böyle bir 10... Günde 10 ran, 15 ran falan Infinity kaos yapıyorum. Oradan gelen şartları biriktiriyorum. İhtiyacım olursa kendim için kullanıyorum. Siz istiyorsanız satabilirsiniz. Bu arada e, geçen bir de onu da söyleyeyim. E, arkadaşlarımla konuştum ben bu yayına başladığım zaman ki aynı zamanda onlar da böyle arada yayın açıyor. Bir de abi'm var Onur abi. Onunla beraber konuştuk. Ee, Twitch'te yayınlar fazla izlenmiyor. Hani bakıyorum böyle genelde YouTube daha çok ön plana çıkmış durumda şu anda. O yüzden ben de Twitch'te her gün yayın açmayı bıraktım. Ee, belirli bir günler belirleyeceğim. Böyle herkesin oyunda aktif olduğu soru sormak istediği zamanları belirleyeceğim. Mesela Perşembe günü direkt saat öğlen resetle maintuns olursa maintuns'tan sonra. Yayın açmayı düşünüyorum direkt. Maintenance ile beraber. Şimdi Ramazan ayı olduğu için muhtemelen sadece iftara kadar yayın yaparım. Çünkü annem evde oruç tuttuğu için onunla beraber yemek yiyorum. Bilgisayardan kalk kalkıp gidiyorum başından. Yani yarım saat 45 dakika falan genelde bilgisayar başında olmuyorum. O yüzden muhtemelen resetle birlikte yayını açarım. Ondan sonra iftar saatinde yaklaştığında da yayını sonlandırırım diye düşündüm. O yüzden hani YouTube'da videolarımı izleyen arkadaşlar sağ olun. Destekleriniz için, aboneleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Hani eleştirileri de böyle dozajında yapmışsınız. Hakaret içermeyen. Acayip hoşuma gitti. Sağ olun o yüzden. Ben yani de o yüzden elimden geldiğince YouTube'a yüklenmeye devam edeceğim. Ee, Twitch'te de 4 gün yayın açmayı düşünüyorum. Haftanın 4 günü. Bu videonun altına isterseniz hani ha günleri siz de söyleyebilirsiniz. Benim aklımda şu anda sadece Perşembe günü resetle birlikte yayın açmak var. Bir de Cumartesi-Pazar günleri diyorum hani hafta sonu diye o günler yayın açayım. Yayın saatlerini daha tam kesinleştirmedim Yani Ne zaman yayın açayım açmayayım bilmiyorum. Ama muhtemelen şey yapabilirim yani. Ee, nasıl söyleyeyim? Öğlen açabilirim günlük resetle birlikte. Günlükleri yaparım biraz sohbet muhabbet ebistancınlar falan deyip o şekilde yayını sonlandırabilirim. Ha, Mesela şey olur böyle önemli bir patch gelir veya Argos raid'i yapacağım mesela. Belli bir Argos raid'i günü belirlersem o gün mesela Argos raid'ini yayında yapabilirim. Ama kısa sürüyor yani Argos çok kolay çünkü. 45 dakika falan sürüyor maksimum yani. 45 dakika içinde yayın açmak bilmiyorum. Onun yerine Argos'un videosunu da yükleyebilirim. Ha, Argos'un taktik videosunda ihtiyacı olan varsa arkadaşlar haberiniz olsun. 3 phase'in de taktiğini biliyorum. İstiyorsanız onunla ilgili bir video hazırlayabilirim size gelecek hafta Argos'a girdiğimde. Eğer siz de isterseniz. Videoda o yüzden yoruma bırakabilirsiniz olur falan şeklinde. Birinci kaosumuzu bitirdik. İkinci kaosa geçiyoruz. Ortalama ne kadar sürdü hiç bakmadım bile bu arada. Muhtemelen 5 dakika falan sürüyor galiba. Bu en azından şey doğmuş olmuş oluyor hani günlük ne yapıyorsun ne ediyorsun günlük tri hani mesela şimdi tripodlar düşüyor. Belki işimize yarayan tripodlar var içerisinde. Daha bakmadım. Kaos tancını bitirince bakacağım ona. Ben genelde bütün katı temizliyorum arkadaşlar. Çünkü ne atacağı belli olmuyor. Hani öyle artık kafama göre dönüyorum. Eskiden diyordum ki ya yüzdeyi uzatabildiğim kadar uzatayım. İçeride daha fazla elit keseyim mantığında kesiyordum Chaos Dungeon'ları. Ama artık pek önemsediğimi söyleyemem yani. Zaten 1400 ciğer skor oldum. Bundan sonra 1415 olmak da yani öyle kısa süre içerisinde olmayacak ne yazık ki. Bu arada ben sadece şu anda silahımı yükseltiyorum arkadaşlar. 1400 yıl skor olduktan sonra bütün itemlerim artı 12. Sadece silah artı basıyorum. Şeye artı basmayı bıraktım, zırhları artı basmayı bıraktım. Silah elimden geldiğince hani zor biliyorum hatta imkansız benim gözümde de. Artı 20 yapmaya çalışacağım ki maksimum hasarı çıkartabileyim şu anki kontentte. Şaşar beşer belki artı 20 olur bilemeyiz. Şansı çok düşük ama ya. %15'de basıyoruz. Artı 14'ten artı 15'e %10'la basacağız falan. Bittik yani. Ya bir de gold stoklamaya çalışıyorum. Armor stone'larını satıyorum işte oradan para kazanmaya çalışıyorum. Çünkü görünen o ki her geçen hafta her resette malzeme fiyatları çok düşüyor. Hani bayağı az fiyatlardan gitmeye başladı yani. T3'ün Distraction Stone'ları 7 Gold'dan gidiyor şu anda. Gerçekten çok kötü. O yüzden ben silah deneyeyim diyorum onun yerine. Armor Stone'ları da 8 Gold ile 7 Gold arasında o da aynı şekilde. Onları satıyorum. Armor basmayacağım için. Ki zaten bir günlük bana yaklaşık 2K şey geliyor şu anda. Guardian Stone'la Distraction Stone geliyor 5 tane karakterden. Ya artı basmak istesem zaten bir hafta içerisinde gene denerim. Ki zaten en büyük problemim şu anda Distraction ve Guardian Stone'dan nezade şey. Leapstone sıkıntım çok fazla. 94, 97 ulti atalım bitsin direkt. Okey. Şimdi diğer karaktere geçmeden önce şunları bir koyalım. Ne tripod gelmiş. U bu güzel gelmiş bu arada. Ee, Red Dust Quick Preparation, bu da çok iyi gelmiş. Bunları bu arada deneyeceğim şimdi direkt. Sword Storm Weak Point Detection. Hmm. Bu arada çok güzel gelmiş. Aslında bunları satsam burada bir 500-600 gold var da bunları satmak istemiyorum. O yüzden şimdilik gideceğim ve bunları deneyeceğim. Hatta yayında deneyelim. 3 ee, tane Powder of Sage alalım hemen. Bunlar benim için upgrade çünkü. Geçerse güzel olur. Geçmezse de yapacak bir şey yok. Ne kadarmış Powder of Sage'ler? 94 gold. Bana şuradan bir 3 tane ver kardeş. Sonra şuraya ışınlan. Bakalım. Bak yayında basıyorum arkadaşlar. Şey yayında diyorum. Ee, video kaydında basıyorum belki. <laughs> şansımıza geçeriz ha. Ne diyorsunuz? Ee, upgrade bunda weak point detection %30 şans hadi bakalım güzel güzel çok iyi çok iyi %30 şansla bunu geçirdik diğer upgrade'ler nerede bunda ee, finish strike mı aynen finish strike %60 şansla dönüyoruz bak %30 geçti %60 geçmeyecek i̇yi izleyin derken geçti. Bunda ne vardı? Quick preparation. Okay. Onu koymamış mıyız bir yere? Hadi canım. Ha bunu kullan. Bir dakika nelerini değiştirebiliriz bunu hemen bakalım. Storm Slash işimiz yok. Ee, Chaos Dungeon için kullanıyoruz sadece zaten. Ama bu yanacak. Hadi canım 3 birden geçti ha. İyiyiz. Gerçekten video çekmek gerekiyormuş galiba. Şunları bir tekrardan sevileyelim. Bir tripodlarımız baya güzel durumda. Sadece bir level bu kaldı galiba. Geri kalanların çoğu ikinci seviye. Aynen. Gayet iyi. Şimdi malzemeleri ortak bankaya atıyoruz. Hemen. ikinci karakterimize geçiyoruz. Alttan video açamıyorum. Şey e, video diyorum. Müzik açamıyorum. Telif geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, eğer telifsiz bir şey görürsem. E, müzik görürsem. E, şey, videoya eklemeye çalışırım ama. Bulamazsam da şimdiden kusura bakmayın. Bunda bu arada boss rush varmış. Neyse haftaya kalsın da ona taskı bitiririz ama. Haftanın ilk günü. Acelemiz yok zaten. Evet. Bu 1340 olmuştu. 1340'lığına girelim. Potumuz yok galiba bu karakterde varmış. Hemen Chaos Dungeon Build'in dönemiyiz. Ona bakalım. Değiliz. Okey. Bak arkadaşlar bu arada alt karakterlerde tripodlara bakmıyorum. Direkt bütün itemleri kırıyorum. Haberiniz olsun. Alt karakterde tripod önemli değil. Hepsini birer seviye yaptım zaten öyle kalsınlar yani. Şu anda ona bir de şey harcayamam. Gerçi direkt dümdüz deneyebilirim. Powder of Sages. Bu arada Tiger Strike boss build'inde kalmış ama yapacak bir şey yok. Öyle keseriz. Hmm, goblin geldi güzel. Buradan bir gold'umuzu alalım. Güzel. 150 gold'a yakın bir gold geldi 150-200 arası bir gold geldi temiz Beyleş gold Karakterin de Kaos çok zevkli ya. Bir Paladin'in bir de bunun Kaos çok zevk alıyorum yaparken. Aa bir Goblin daha geldi. Arkadaşlar video çekme şansı diyorum ben buna. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu kadar üst üste yani. iki tane Goblin gelmesi. iki randa. Çok garip. güzel. Buradan da bir 150 gold falan aldık galiba. Ama 200 gold geliyor direkt. Aynen yani 200 gold geliyor galiba. skin nereye attık öyle? Bu arada videoyu kırpmadan direkt atacağım. Çünkü hani gerçekçi olsun işte bu kadar para kazandım şu kadar atmasyon konuşup veya yalan söyleyip sizleri de oyunda kandırmak istemiyorum. Birçok kişi clickbait yapıyor görüyorum yani diyor ki işte diyor kaosa giriyorum şu kadar kazanıyorum kaosa giriyorum bu kadar kazanıyorum. Bu video clickbaitçilere gelsin bu arada. Yani 5 tane karakterle size ne kadar para kazanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Hakları bitti. Bunları atıyorum. Bunları da gönder. Change karakter paladin. Evet 3 karakter kaldı arkadaşlar. 3 karakterin de kaosunu bitirdikten sonra onların malzemelerini atacağım. E, ortak bankaya. Sonra Kaos Dancından gelen bütün malzemeleri satacağım bugün arkadaşlar. Artı basmayacağım sizin için. E, günlük ne kadar malzeme gettiğim, malzemeden ne kadar gold geldiğini göreceksiniz. Bu karakterin pot olmayabilir bu arada. aynı Bir tanesinin yoktu da hangisinin hatırlamıyorum. Bununmuş. Hemen alalım. Bir dakika bu NPC değil bize bir 200 tane pot ver de bir daha almakla uğraşmayalım. Support build demiydim, DPS build demiydim hatırlamıyorum bu arada. DPS build demişim. Okay. Paladin'in skilllerinin kullanımı biraz uzun olduğu için mobların çıkmasını bekliyorum. Ki zaten genelde tek atıyor mobları o yüzden beklemeniz sizin için daha iyi olur. Ya yani bu karakterin gerçekten Chaos Dungeon'daki hasarı çok yüksek bu arada. baksana da direkt sayfa atıyor resmen. Evet, şimdi bunları toplayalım. Gel bakalım. Sen de gel kardeş. Hatta direkt şöyle bir dek atak denedik ama olmadı. Neyse. Güzel. Buna spin atalım Koşu hızı buff alalım shielddan Mapları toplayalım Temizleyelim şurayı Bunda falan da hiç tripot işaretlemedim bu arada Sport karakter diye. Aynen damage ile pek bir işimiz yok Kaos Dungeon zeyi Z'yi açmıyorum. Diğer katta açacağım Z'yi. Güzel küp ticket attı. Aslında bunu da bir 1340'a deneyebilirim Ciri'ni ya. Bilmiyorum. Bunda 1340 yapasım var aslında bu karakterde. Bayağı malzemesi birikti çünkü. Lipstone da var. 1350 olma ihtimali yüksek bu karakterin. Da striker 1340 olurken bayağı canımı yaktı yani. Bütün kitapları bitirdi bu arada. 3 haftadır biriktirdiğim o event kitaplarının hepsini bitirdi, onu söyleyeyim yani 1340 olasına kadar. Bir tane bile TR3 event kitabım yok şu anda elimde. Bin, yani şöyle söyleyeyim %90 şansla %80 şansla falan yaktı yani itemleri sürekli. Yani ocağıma incir ağacı dikti gerçekten de. O yüzden bir daha bilmiyorum bir karakteri 1340'a denemek, alt karakteri. Ama işin en güzel tarafı işte alt karakterinizi 1340 yaparsanız 900 600 gold'la Nebis Dungeon'lardan bir karakteriniz size haftalık direkt 1500 gold'la başlatıyor yani o hafta. O yüzden yapmak da gerekiyor da Bu arada Argos'un 3. fazını daha bu hafta kestim. Arkadaşlar 3 fazlı birden keserseniz 2700 gold 30 tane de taka alıyorsunuz yani kutuyu açarsanız haberiniz olsun. Çılgın bir olay. Ve bana güzel takılar düştü yani oradan biraz para kazandım. 3k falan gold'um vardı. Bir 3... 2k-3k falan para getirdi ve bir tane takım halen bitti o daha satmadı. Muhtemelen yani 2 saati veya 3 saati var o takının da. Evet bunun son kasına giriyoruz şimdi. Kaç dakika oldu toplam bilmiyorum ama sanırsam bir 20-25 dakika oldu video başlayalı. Muhtemelen anda takip edemiyorum video kaydını. Muhtemelen bir saate alıyor ya. 5 karakter benim bir saatimi alıyor galiba. Kaos tancınlarını yapmam. Aslında daha az da olabilir. Daha az da olabilir. 45 dakika, 50 dakika da olabilir. O birazcık oyun hızınıza bağlı. Ben şimdi video çekiyorum diye biraz yavaş da yapıyorum. Hani bir yandan konuşuyorum falan. Normalde bu kadar uzun sürmüyor yaptığım kaoslar. Özellikle ana karakter falan direkt yani 3 dakikada falan bitiriyor bir kaosunu. Onunla aynı zamanda şeyde farmladığım için Infinity kaos farmladığım için Gel gelsin bir üstümüze. İyi güzel. Bunları kesince ultimiz de gelmiş olacak. Güzel, burayı da bitirdik. Z'yi açalım. itemleri almadık onları bir alalım. Burada bir heaven patlatalım. 53 level oldu karakter güzel. Bunun eksik skill'i puanı var mıydı? 9'da 9'da kalan. Yok. Okey. Devam. Güzel. Hemen itemleri kıralım. Bir dakika yanlış yaptık. Okey. Malzemeleri. Bankaya at. Karakter change. Evet iki karakter kaldı arkadaşlar toplamda. elinden elimden geldiğince hızlı olmaya çalışacağım. Yani videoyu uzatmamak için size. Neye takılıyor no? Şu oyun renderlamıyor ya. Bu arada çok büyük sıkıntı ya. Bu zaman kaybettiriyor bu arada şu renderlamam olayı. Bunun da potu yokmuş bu arada. Bunu da bir pot alalım. Kaos bittiğinde. O da bu da kaos bu genelde berzerak oynuyorsanız chain alın arkadaşlar. Kayn Berserkeri'den daha iyi, Kaos'ta uncunu farmlarken. Oha ya, şu yukarıda çıkmaya da neydi? Şimdi yukarıdaki geliyor, aşağıdaki mi geliyor? Bu arada elimden geldiğince alt karakterlere dediğim gibi build yapmaya çalışıyorum. Size şöyle göstereyim. küçük bir build. Statlarını düzgün alıyorum sadece. Bu şekilde. Geri kalanlar iki engraving yapsanız yetiyor alt karaktere 1325 seviyesinde. Hatta 1400'de 1400 diyorum, 1340 seviyesinde iki tane engraving arkadaşlar bütün ABS'leri rahat bir şekilde yapmanızı sağlatır bu arada. DPS'ten de geri kalmazsınız. Sporttan, tanklıktan hiçbir şeyden geri kalmazsınız. Haydi boss geldi. Bugün garip gidiyor ha bu arada. İşi, i̇şimiz işimiz baya garip gidiyor. Kuldanları beklemeden mi gideyim boss'a? Beklemeden gideyim ya. Boss bu ildine geçmeyelim keseriz zaten. Nereye gidiyorsun? Gel geri. Lütfen geri gel. Böyle gelme ama. Böyle de hiç gelme. Neyse. Red Dust geliyor ulti atacağım. Okey. Ne kadar gold geldi? Gene 200 gold geldi. Okey. Demek ki treasure roomla bunun goldu aynı. Ama bayağı malzeme attı bu arada. Bu arada 600 gold şu an treasure roomdan aldık sadece. Yani şansımız yaver gitti. Şanslıydık yani gerçekten de. Normalde bu kadar atmıyor dediğim gibi yani. Ben ilk defa bu kadar treasure room falan çıkardım altı karakterlerde. Zaten Striker'da iki tane çıkması falan Gerçekten über RNG bu arada Ya boss'un da çıkması Bir de bunda tuzu biberi oldu şu anda Ve daha ilk run'ımız galiba bu karakterde yani %95 ulti atsak bitecek galiba. Aynen. Hemen diğer rana. Ben potunu bunun sonuna alırım. Şimdi video kaydındayken bir de pot alıp zaman kaybetmeyelim. Zaten bir karakter kaldı arkasından. Onu da yapacağız. O zaten 1310. O fazla bir materyal getirmeyecek ama. Gene de onu da gösterelim. <laughs> Güzel silver da geliyor arkadaşlar bu arada. Hani alt karakterlerinizle kaos dungeonlarınızda yaparsanız gündelik aksatmadan silver da kasmış olursunuz. Bir de Lupenka'da görevlerini yaparsanız bir de oradan geliyor silver. Yani günlük 1 milyon silver'ı rahat çıkartıyorum ben bu arada. Ha tabi 2 artı basmıyor o bir milyon silver yok oluyor direkt de. Hızlı geçtik o katı bu arada. Hmm, şeyler, elitler çok güzel dip dibe çıktı. İyiydi yani. Red Dust hiç bir mob'a çarpmamadı bu arada. %91 bir tur wave'i temizleyip ulti atarsak. Evet %96. Şurayı bir tur bir temizleyelim şöyle. Okay. Okay, şimdi bunları da kır. Bunlarla da işimiz yok. İyi güzel gene iyi materyal attı. Bir de level 3 gem çıkmış galiba bir tane über şeyden. Post'tan. Onu da şuraya atalım şu şekilde. Gemleri de stokluyorum çünkü. Seviye 7 gem yapmaya çalışacağım ana karakter için. Bu arada gem yapmanız da kolaylaşıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. 5 tane karakteriniz varsa hepsine boss rush ticket falan atsa günlük bir de işte kaos dungeonlarını yapsanız muhtemelen 1,5 ay içerisinde falan bir 3-4 tane legendary taş yaparsınız. Haberiniz olsun. seviye 7 ve hiç para vermenize gerek yok. Ama işte seviye 7 gemleri kendisini yani düzgün skilli getirmeye çalışırsanız silver harcayarak o üzebilir. Çünkü 100k silver harcıyorsunuz arkadaşlar bir seviye 7'yi rollamak için. 10. seviye zaten. Bir tane de Chaos Gate varmış. Chaos Gate'i de yaparız. Ekstradan. Bunun gem şeyleri <laughs> e, halen bakın e, TR2'de e, takıları yani şey yapamadım 1325 olsun pazardan mor takı çekerim bana da e, 1325 olması lazım önce. Bu arada arkadaşlar tekrar not geçeyim. Halen tabi bu videonun bu kısmına kadar izleyecek arkadaş var mı bilmiyorum ama. Ee, Twitch'ten de yayınlarımı takip ederseniz hani böyle orada aktif bir şekilde canlı yayında bana soru sorabilirsiniz. Haberiniz olsun. Takıldığınız bir yer veya YouTube'da yorumunuza dönmediysem ki genelde bütün yorumlara dönüyorum şu anda elimden geldiğince aktif olarak. Ee, arada kaçırdığım yorum falan oluyorsa da kusura bakmayın arkadaşlar ama gördüğüm yani bildirime düşen bütün yorumları cevaplıyorum arkadaşlar hiçbirini cevapsız bırakmıyorum haberiniz olsun Bu da birinci run değil mi bu karakterin aynı? Bu ne güzel. Hepsi sıralanmış öyle. Sildik bir anda hepsini. Strike wave atalım bitsin. Şu ultiyi değiştirelim de. Chain yapalım. 98. O zaman şöyle bir hareket yapacağız. Okey. Bu da bitti. Bununla malzemelerini bankaya atalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 820 tane silah 2032 tane de zırh birikmiş. Şimdi bunları gideceğim pazarda koyacağım. Ee, 600 gold da işte şanslıydık RNG'mize gateler geldi gatelerden bir 600 gold çıktı cebimize. Ee, bir de ana karakterimize güzel bir şekilde tripod eklemiş olduk. O çok iyi oldu bu arada. 3 tane seviye 3 tripod geçti yani çok iyi oldu ya bu. Ve işime yarayacak tripodların geçmesi gerçekten çok iyi oldu. Karakter şu anda benim Berserker canavar gibi bir şey oldu yani şu Tripodlara falan baksanıza yani Hepsi Bastion slot oldu seviye 3 falan Bayağı iyi durumda özellikle şu 99 grade silah Bayağı iyi Şimdi e, Video kaçıncı dakikası bu e, 47 dakika olmuş toplamda değil mi? Ne kadar para kazandığımıza bir bakalım gelin beraber bunu çekiyorum. 820 tane. Bunların hepsini satacağım arkadaşlar. Kaos Dungeon'ın günlük bana getirdiği gold. 7 gold'dan koyuyorum. Fiyat kırmayın. 1400 gold. Armor'dan geldi. 9 gold silahmış. 738 gold diyelim. Yani ortalamasını alırsak 2k gold arkadaşlar. Günlük bakın. Normalde 2300 falan ediyor da ben direkt size yani 2K Gold diyorum. Çünkü benim karakterim 1400 year score seviyesinde. Geri kalan malzemeleri de atıyorum. Günlük ben bütün kastığım malzemeyi şu anda satarsam 2K Gold elde etmiş oluyorum. Bana günlük 5 tane karakterimin, T3 karakterimin getirdiği Gold bu kadar arkadaşlar. Kaos Dungeon'dan yalnız. Bakın Guardian Dungeon'larını yapmadım. Guardian Dungeon'larını da yaparsam daha fazla getirecek. Şimdi videonun bu partını burada bitiriyorum. Guardian Dungeon partına geçeceğim. O partta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eksik bir şey görürseniz de veya abi şunu da yap dediğiniz veya Batur şunu da yap dediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Herkese sağlıklı günler, iyi bayramlar dilerim şimdiden.